Hepinize günaydın. Şu an biraz sessiz konuşuyorum çünkü Lina hala uyuyor. Bu sabah çok fazla karnım aç. Öncesinde midemi uyandırmak için bir bardak su içmek istedim. Neden aç? Çünkü dün saat 6 gibi son öğünümü yedim. Ve o yaptığım salatalık tarifini, hani yoğurt yapmıştım bir önceki videoda, onu yedim. Gece boyunca da hiçbir şey yemedim ve bu sabah biraz açım, sanırım öğlene kadar falan bekleyemeyeceğim. Şu an saat böyle 10'a falan geliyor. Ki ben erken kalktım, 8 gibi kalktım. Şu an iyi bile dayandığımı düşünüyorum. Ama büyük ihtimalle yine bir şeyler yemem. Birazdan kolajenli kahvemi yaparım. O da yine beni bayağı bir götürür, böyle öğlene kadar, saat 12-1'e kadar falan götürür diye düşünüyorum. Saat 12-1 gibi de yine yoğurtlu bir şeyler falan yerim, bakacağım. Daha bilmiyorum şu an. Şimdi turşu kurmuştuk. Bakıyorum şöyle bir bayağı bir olmaya başlamışlar. Renk değiştirmişler. Bu arada ben ilk defa kurdum. Yani bu zamana kadar hiç kurma ihtiyacım yoktu. Ama bu sene böyle bir heveslendim. Gördüğünüz gibi. Şimdi aslında biraz etrafı toplasam mı, sessiz olabilir miyim bilmiyorum ama böyle bunları burada gördükçe de pek içim rahat etmiyor. Geceliğine yatmadan tost istemişti. Ona tost yaptım. Bu da turşu kurarken kullanmıştık. Bu kettle normalde kullanmıyorum. Bunları kaldırırsam iyi olacak. Bakın şu çekmeceyi günde kaç defa topluyorum ama kız çocuğu olanlar beni anladı. Yani günde o kadar çok taç ve toka değiştiriyor ki, böyle bir şey bulmak için de bunun içinden hepsini böyle atıyor. Evet, gördünüz mü? Evin her yerinde, yani şu an bunlar sadece buranın dağınıklığı. Birazdan evin her yerinden büyük ihtimalle toka toplayacağım. Minnoşum uyandı. Niye böyle yürüyorsun? Baba. Baban işe gitti. He? Baban işe gitti. Evet, dediğim gibi direkt odasına gidiyor. Gördüğünüz gibi astronot tulumlu. Ama önce bir lavaboya gitseydik. Değil mi? Önce bir tuvalete gidelim, gel. Hadi gel Lina. Hadi kızım. Hadi hadi hadi. Neden böyle yürüyorsun? Neden böyle yürüyorsun? Bebek mi oldun? Peki gel. Bebekler böyle mi yürüyor? Ama çok tatlısın. Astronot modundan çıktın. Hazırsın güne. Hazır mısın? Poz mu veriyorsun? O nasıl bir poz vermek ya? Bak, tırnakların içine pastel boya sürmüşsün. Hangi renkler sürdün? Hani göster. Tamam, bunları şimdi keselim, tamam mı? Bakalım. Evet, kestik ama bu kadar oldu. Bayağı bir oymuş çünkü. Hatta şunları falan yıkayacağız herhalde birazdan tekrar bir sıcak suyla. Ne oldu? Şu çamaşırları da aradan çıkaralım. Şu o kadar güzel bir şey ki, bunu böyle mutfakta bakliyatlarınız için de kullanabilirsiniz. Ben böyle çamaşır, çünkü bir tane bulabildim, o yüzden bir tane aldım. Onu da dedim ki, toz deterjanlarım çok dökülüyordu, böyle bir şeyin içinde değildi. Onları koyayım dedim, böyle çok kullanışlı oluyor. Start veriyoruz. Ve ne diyoruz? Buzluk candır. Ben bunları Lina'ya yaparken fazla fazla yapıyorum. Hatta bu sefer çok fazla yapmışım. Hatta eşime de çıkarsam iyi olur, sabahları yer. Şimdi bunları böyle dizeceğim. Kaç tane yersin? Bir. Bakayım kaç tane? Onlar kapağa yapışmış. Şöyle bir 5 tane falan ben şimdi. Evet, yapışmışlar. Şöyle bir 5 tane falan hazırladım. Şimdi bunları ısıtacağım. Nasıl yaptığımı da göstereyim. Manuel diyorum. Sıcaklığını düşük yapıyorum. Şöyle 100, 115, 120 falan yapıyorum.
Zaten sadece ısıttığım için yeterli olabiliyor. Şöyle 5 dakika yapıyorum. Bir yandan şöyle biraz pirinç de yıkadım. Birazdan Lina'ya yayla çorbası yapacağım. Pirinci hazır olsun dedim. Kokular gelmeye başladı. Böyle bir yandan da kontrol edeyim. Çünkü pişirmek istemiyorum. Burada amacım sadece çözülmesini sağlamak ki bence olmuş. Şöyle bir 20 saniye falan daha tutacağım içinde ve bırakacağım. Bizimkiler çikolatalı yiyor. Ben o yüzden içine fazla böyle şeker koymuyorum. Çünkü çikolatalı yiyorlar yani. O kadar güzel kokuyorlar ki size anlatamam. Ya benim bile canım çekti. Şöyle biraz süreceğim şimdi ben bunlara. Hop, elimden düştü. Dedim ki hatta şöyle fazla bile sürmüyorum. Çünkü yeterince güzel. Zaten çok lezzetli. Son zamanlarda mor tam buğday unu kullanıyorum. Yani açıkçası onun bir şeyi yok ama böyle ne bileyim. Öyle gördüm, almak istedim. Açıkçası ben pembe yapar, hani mor yapar diye almak istemiştim. Ama şöyle biraz daha koyu kahve yapıyor gördüğünüz gibi. Yani tamamen almamdaki sebep oydu. Böyle biraz daha iri bir un. Zaten kullananlar bilir. Fazla oldu. Şöyle biraz aldırayım. Of of. Bakın. Şöyle. Afiyet olsun. Ya bunu herkes farklı yapıyor aslında. Tariflerde de farklı farklı var ama ben bizimkileri böyle yapıyorum yani. Bilmiyorum. Şimdi bunu biraz haşlayacağım. Şimdi çorba miktarları değiştiği için mesela şu an ufak bir tencere yapacağım. Ben o yüzden terbiyesi vesaire kafama göre yapıyorum. Şöyle göz kararı biraz yoğurt koyacağım. Ve yoğurdun bu peynir altı suyu deniyor ya. O kısmını da şöyle alacağım. Bu bildiğiniz gibi çok faydalı. Şöyle biraz daha yoğurt alacağım. Şuraya bir silmem lazım. Döktüm. Böyle bir iş yaparken orayı böyle anında silmem gerekiyor. Bilmiyorum sizde de oluyor mu? Tamam, şöyle sildik. Şöyle bir bakıyorum. Ben yeter gibi geldi bu. Ben yumurta koymuyorum. Çünkü zaten yumurta falan çok tüketiyor. Hani o yüzden içine de katmıyorum. Hani kendim de sevmiyorum. Böyle bir ağır geliyor. Şöyle çok az bir limon. Bunu bazen koyuyorum, bazen koymuyorum. Şöyle unumu alacağım. Normal un koyacağım. Hani az önce bahsettiğim gibi tam buğday unu falan koymayacağım. Dur, unu başka kaşıkla koyayım hadi. Şöyle biraz alamadım. Şöyle göz kararı da biraz un koyacağım. Yeter herhalde ya. Bakacağım şimdi bir kıvamına. Biraz daha ben buna yoğurt eklesem iyi olacak gibi. Efendim? Tamam, dur halledeceğim anneciğim. Birazcık daha bol yoğurtlu olsun ya, vitamin faydalı. Birazdan bunu ben önce biraz alıyorum tencereden, kepçeyle bunun içine katıyorum, biraz karıştırıyorum. Ondan sonra tekrar yavaş yavaş tencereye döküyorum. Böyle tereyağını bile böyle şimdiden hazırlıyorum. Yani açmıyorum da hani böyle burada bekletiyorum. Yapacağım zaman pratik oluyor. Böyle her şeyi hazırlamayı seviyorum ya. Şöyle yoğurtla buluşturdum. Şimdi böyle birazcık kaynasınlar. Daha sonra yağını ekleyeceğim. O kadar güzel oldu ki anlatamam. Zaten Lina çok seviyor bu çorbayı. Yani ben bazen haftada iki defa falan yapıyorum bunu. Biraz fazla oldu büyük ihtimalle. Akşam yanına salatayla eşime de bundan yaparım. Yani servis ederim. Ben de sadece salata yerim diye düşünüyorum. Böyle üst üste biraz yemek oldu ama şimdi hemen şunu da göstereyim. Birkaç sabahtır bunu yiyorum. Kolajen aslında bugün kahveyle içecektim ama tekrardan yoğurtla yemeye karar verdim. Activia'nın şu yoğurtlarından aldım. Bir de bunlar Şok'ta 19 lira. Artı win-win, hani Şok'un uygulaması var ya, onunla da 5 lira bakiye veriyor bir tanesi.
O yüzden bunlardan biraz almıştım. Şöyle sıyıralım. Şimdi yoğurdu koyacağım. Hem nasıl yaptığımı size kolajeni göstereyim. Yoğurt olarak sadece bunu kullanacağım. Hani ekstradan bir yoğurt eklemesi yapmayacağım. Şöyle güzelce bir sıyıralım. Şimdi biraz dibini sıyırırken falan uzuyor ama ne yapayım, belki hızlandırırım. Şöyle koydum. Nasıl sert oldu. Şöyle bir ölçek. Kolajenimi koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. Unutuldu falan sonra. Şöyle böyle normal karıştırıyorum. Zaten hemen homojen hale geliyor. Bakın. Şimdi ben bunu hazırlayacağım. Çünkü içine ekstradan yulaf falan koyacağım. O sırada ben saçımı falan bir tarayacağım. Hem yulaflar da içinde şişmiş olur. Sonra bu üzerinden çıkan çağırları koyuyorum. Şu şekilde. Bunu kaşıklarıyla lira oynuyor. Yulafım da çok az kalmış zaten. Ondan da biraz ekliyorum. Hatta biraz fazla ekleyebilirim. Çünkü bu sabah biraz dediğim gibi en başında da açım. Şöyle koyuyorum. Biraz da donmuş çilek ekleyeceğim. Bu arada ben hani kolajenin tadı vesaire için yapmıyorum bunu. Zaten sade yoğurtla da yedim. Ama böyle birkaç sabah da hoşuma gitti. Böyle kendime bir tabak hazırlıyorum. Şöyle ufaklardan bakıyorum. İki. Şöyle bir minik daha bakın. Üç. Dört. Dondurulmuş çilek olarak da şu Harras'ın file markette satılıyor. Onu alıyorum. Hatta şu an indirimde diyebiliyorum. Gidip gidersem bir tane daha alacağım bunlardan. Bu da tamam. Şöyle bir size göstereyim üstten de. Bakın tabağım bu şekilde hazır. Ben şimdi bu yulaf olan kısımları biraz daha yoğurtla karıştıracağım. Ha, ilk görüntü gibi güzel olmuyor tabii ki ama. Yulaflarım şişsin diye söyleyemedim. Şöyle yulaflarım şişsin. Daha sonra hem bunlar da biraz çözülmüş oluyor. Onları da böyle eziyorum içine. Tamamen karışıyor. Çok 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 lezzetli oluyor. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Hem de doyurucu oluyor yani bence. Bakın size şunu da göstermek istiyorum. Ya ben son bir yıldır saçlarıma çok fazla şampuan, böyle yumuşak olsun, bakımlı gözüksün, parlak olsun vesaire diye çok fazla ürün kullandım. Pahalı markalar kullandım ama nedense bu yıl saçlarım hiç yani böyle istediğim gibi olmadım. Sonra bir gün indirimde şunu gördüm. Bu Rise and Shine sanırım. Dilan Polat'ın ürünü. Bunu bir kullanayım dedim ve şu an inanın vazgeçilmezim. Yani ben bunu gün içinde bile kaç defa gelip sıkıyorum bilmiyorum. Kokusu bence kişiye göre değişir. Ama çok güzel. Bunu böyle saçım şu an ıslakken sıkacağım. Mesela tarayacağım. Daha sonra kuruyken sıkacağım. Böyle gün içine gelip sıkacağım. Dışarı çıkarken sıkacağım. Benim böyle saçlarımı üstte tiftiklenenleri falan çok güzel yatıştırıyor. Saçlarıma gerçekten hani yani çok memnun kaldım ya, nasıl anlatayım. Yani ben bunu sürekli alırım. Yani bu marka özel mi yoksa tüm keratin sütleri böyle mi onu bilmiyorum tabii. Şimdi aklımda birkaç marka daha var, onlardan da alıp deneyeceğim. Ama bunu da çok beğendim, bilmiyorum kararsızım marka değiştirsem mi. Size de öyle oluyor mu? Şöyle koyalım, bir türlü odaklatamadım. Siz zibilyon çeşit oyuncak eğitici, eğitici olmayan alırsınız. O gider böyle mandallarla, terliğiyle ve böyle saçma parça oyuncaklarla oyun kurar. Şöyle gördüğünüz gibi pizza masası kurmuş. Şunlar çatal, şu kırmızı olan kırmızı mandallar patates ve şunlar da pizza. Bunu da tabak yapmış. Bu da tabak, bu da tabak. Yani... Bir de şu seti göstermek istiyorum size. Bu arada bizim işlerimiz bitti. Dışarı çıkacaktık ama dedim öncesinde biraz etkinlik dikkat setinde falan bir şeyler yapalım. Bunu indirimden 89 TL'ye, hatta yanında iki tane daha yine Çocuk Akademi'nin aktivite kitabı vardı böyle 50 TL'ye. O üçünü alınca sepette bir de ekstra indirim oldu. Bu 80 TL falan gelmiş oldu. Ben bunları story'imde paylaşıyorum. Arkadaşlar bu set alırsanız yani... Çocuğunuzu aşırı oyalayıcı bir set. Size öyle söyleyeyim.
İçerisinde 1, 2, 3, 4, 5 tane kitap var. Ve sayfaları çok fazla canlı, gayet güzel, dikkat çekici. Ve tekrar tekrar, evet anneciğim, tekrar tekrar böyle defalarca yapabileceğiniz tükenmez bir etkinlik gibi düşünebilirsiniz. En son renklerle dünyamızda kalmışız. Şöyle kaldığımız sayfada bırakıyorum ben. Şöyle biraz göstereyim size. Böyle hepsi farklı farklı yani, bakın. Çok değişik etkinlik ve etkinlikler var yani. Hani aktivite diyecektim de şöyle bir kararsız kaldım. Gerçekten çok güzel. Nelermiş? Renklerle dünyamız. Temel kavramlar. İlk matematik. Canlılar. Bir dakika anneciğim, göremedim. Yaşantımız. Aynen. Kaç tane oldu, doğru mu saydım diye bir bakıyorum. 4. Bir tane de Lina'nın elinde var. 5 tane toplamda ve hepsi çok güzel. Şöyle temel kavramlardan da biraz göstereyim. Bakın bu şekilde. Nasıl olduğunu da hemen göstereyim. Sanırım biz bu temel kavramlara hiç başlamadık. Neyse şöyle bir göstereceğim şimdi. Ve ben şu an dizimde yapıyorum. Bunu da hani siz başka bir yerde yaparsınız. Evet anneciğim, sadece gösteriyorum şu an. Bakın ilk etapta şurada gördüğünüz şekiller var ya, burada onlar var. Onları için şöyle bir yerleştiriyorsunuz. Mesela uçak. Mami, bu. Doğru koydum anneciğim. Mı? Yok anneciğim, gösteriyorum. Bir dakika. Söylemeye çalışıyor Lina'da. Mesela ne var? Bisiklet. İşte böyle hepsini koydunuz diyelim. Şöyle. Bunların hepsini dolu farz edin. Mesela çocuk buradan bisikleti kaldırıyor. Neymiş? Kirli şapka. Diyor ki burada da kirli çamaşırı bulup temizleyelim. İşte buradan kirli, ha bak tesadüf, direkt buldum. Temiz şapkaya bunu koyuyorsunuz. Bunlar hepsi böyle bittiğinde, şöyle şunları da rastgele şu an koyacağım. Videoda çok uzun olsun istemiyorum ama eğer isterseniz zaten ben bunu ayrı bir şekilde size detaylı gösteririm. Şöyle kilitliyorsunuz. Elindeymiş anneciğim, olsun. Bunu böyle çeviriyorsunuz. Sonra çocuğunuz doğru mu yaptı? Sonra her sayfada farklı burası. Buradan kontrol ediyorsunuz işte mesela. Bir dakika anneciğim, göstereyim. İşte mesela burası doğru olsaydı mavi, kırmızı, mavi, bu şekilde devam edecektim. Böylece çok yönlü, dediğim gibi. Mesela ilk etapta çocuk buradaki küçük sembollerle bulup yerleştiriyor. Daha sonra onları kaldırıp onu burada buluyor, yerleştiriyor. Ve kapatıp arkasını çevirdiğinde renklerle doğrulama yapıyor. Hani üç yönlü de çok oyalayıcı ve dikkat çekici bir şey. Yani bir de her seferinde böyle tekrarlar yok. Farklı farklı şeyler var içerisinde. O yüzden çok güzel. Ben yine bunu indirime girdikçe paylaşıyorum. Bizde bunun etkinlik seti de var. Onu bayağı bir yaptık. Bizde çok etkinlik kitabı var. Ben böyle biraz daha kışa doğru kalmasını istediğim için hatta onu kaldırdım. Çünkü çok güzel. Kışın çünkü biliyorsunuz eve kapanıyoruz falan, böyle çok sıkıcı oluyor. O yüzden ben şu an kış için bayağı bir etkinlik kitabı stokladım. Bakın şimdi biz sembol yerleştirmeye şu an başladık. Bakayım elindekine. Böyle Lina beni kandırıyor bu arada. Aslında hepsini biliyor. Araba, işte kitap, şöyle koyalım. Biz buna anne ve çocuk diyoruz. Ne bu? Bakayım, evet, tavşan mı elindeki de? Doğru. Penguen. Şimdi normalde Lina yapıyor da ben video yaptığım için hızlı olması açısından böyle kendim de şu an destek yapıyorum. Canlılar kitabını açtım. Böyle hayvanlar işte vesaire falanla ilgili bir şeyler var herhalde. Şu an ilk olan puzzle Mami, çıktı mesela. Ben. Evet, kelebeği bulman gerekiyor. Puzzle'ın parçası. Bul bakalım. Evet. Didi. Kelebek. Tavşan. Hmm. Evet. Bu arada burayı göstermemişim. Burada böyle bütün bir resim var. Yani böyle puzzle yapıyor gibi şu an düşünebilirsiniz. Devam edebilirsin annem. Bakayım elindekine. Ne varmış karpuz diliminin altında? Bu. Çiçek. Bul bakalım sarı çiçeği. Evet. Bu. Kılıklarını görmeniz için şöyle bir diğer sayfaya geçtim. Biz diğerini yaptık. Bakın burada da yine gizlenecekler bunlar. Yani Chica'nın büyük ihtimal ayağını böyle buluyoruz. Mesela bunu bulacak. Buraya yerleştirecek. Bunları tahmin etmeye çalışacak. Dediğim gibi detaylı isterseniz bu setleri ayrıca bir video olarak çekebilirim. Konuşamadım. Çok fazla konuşunca böyle dilim damağım kurudu.
Bakın sadece buralarda böyle görsel olarak değil, sayılar böyle işte matematikte vardı. Böyle yazılar var. Şimdi ben mesela soracağım bir tanesini. Sarı rengi, tadı ekşi. Bu. Limon. Kırmızıdır kanatları, siyah benekleri saklı. Bu. Evet. Bakın bu şekilde de yani çok güzel her açıdan. Aralarda böyle pek bir şey yapmadık. O yüzden fazla çekmedim. Şimdi şöyle akşam yemeğini hazırlıyorum. Burada yemek dediğimde dediğim gibi eşim çorba ve pizza tost yapacağım. Lina da pizza tost diyecek. Ve ortaya bol bir güzel bir roka salatası. Bu şekilde şöyle son halini de göstermek istiyorum. Normalde böyle bir kavanozda tüm sosları işte nar ekşisi, tuz vesaire falan hepsini onları koyup karıştırıyordum, böyle çalkalayıp döküyordum. Ama bu sefer açıkçası üşendim, şöyle hemen üstlerine gezdirdim. Biraz da tulum peyniri attım. Bence rokayla çok çok güzel oluyor. Şu şekilde yani bildiğiniz ağzım sulandı şu an. Çok güzel gözüküyor. Şimdi süpürge bakmaya geldik ama Media Market'te bulamadım. Şimdi Teknosa'ya gidiyoruz. Ya maalesef bulamadık. Online'ından alacağım. O yüzden şimdi eve gidiyoruz. Bu videoyu da ben artık burada sonlandırıyorum. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.